Herkese selam, ben Aydın. Bu videoda bir proje değil, prototip yapma serüvenimi sizlerle anlatacağım. Kısacası size balık vermek yerine benim nasıl balık tuttuğumu anlatacağım. Proje yapmak konusunda profesyonel sayılmasam da yaptığım projelerden gelen ister istemez birkaç tecrübem var. Bunları da bu tarz işlere yeni başlamak isteyen arkadaşlara aşağı yukarı nelerle karşılaşabileceklerini göstermek ve bunlara benim nasıl çözüm ürettiğimi anlatmak istiyorum. Dolayısıyla işi bildiğim kadarıyla temelini anlatacağım ve işin sonuna bir prototip çıkarmayı hedefliyorum. Başlamadan da belirtmeliyim, bu proje size işinizin nasıl yapılacağını öğretmeyi amaçlamıyor. Sadece araştırmalarımı ve gidiş yollarımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Herhangi bir projeye başlamadan önce prototip kavramına hakim olmalısınız. Prototipin anlamı ise bitmiş bir ürüne en yakın olan proje halidir. Ana amacı ürünün akışının tutarlı olup olmadığını test etmektir. Prototip oluşturmanın birkaç farklı yolu var. Bunlardan bir tanesi kağıt üzerine bir çizim yaparken, diğeri ise 3 boyutlu ortamda çizim yapmaktır. Yapmak istediğiniz prototip yüksek detaylı, orta detaylı veya düşük detaylı olabilir. Ben kendi projemi dijital ortamda oluşturacağım ve mümkün olduğunca yüksek detaylı yapacağım. Proje akışımı 4 ana başlık altında sıralamam gerekirse, fikir ki en önemlisi, kullanılacak komponentler, üretim yöntemi ve son olarak da üretim. Ancak üretim kısmına bu videoda değinmeyeceğim. Evet, bir projeye başlamak için haliyle bir fikre ihtiyacınız var. Sizin fikriniz basit bir saksı ya da çok karmaşık bir robot olabilir. Fakat bu tarz işlere yeni başlıyorsanız çok karmaşık projelerden uzak durun derim. Sadelik ve basitlik bazen çözüm hızıyla, proje maliyetiyle ve sorun olasılığıyla doğrudan etkili. Basit olması bazen size çok fazla avantaj sağlayabiliyor. Hava soğutmalı Beetle'lar gibi. Almanlar soğuktan donan radyatörler yerine radyatörü araçlardan çıkartıp hava soğutmalı motor kullandılar. Böylece daha ucuz, üretimi daha kolay ama işlevsel bir ürün ortaya çıkarmayı başardılar. Sizin fikrinizde bir soruna çözüm üretebilir, var olan bir şeyi geliştirebilir ya da sadece dekorasyon için yapmanız mümkün. Ancak elektronik olmayan kısma şimdilik değinmiyorum. Daha anlaşılabilir olabilmek için şu an üzerinde çalıştığım projeden örnekler vererek anlatacağım. Ayrıca bu proje benim robotik dersi final ödevim olacak ve çektiğim bu videoları da raporuma ekleyeceğim. Haliyle Murat Hocam, selamlar. Ödev olmasına dolayı projeyi şekillendirirken dikkat ettiğim hususlar bir hayli arttı. Bu konulara üretim kısmında değineceğim. Benim proje fikrim ise bir sorun üzerine ortaya çıktı. Aslında bir sorun değil fakat geliştirmek istediğim bir konuydu. Tarım arazileri. Tarım arazileri baktığınızda çok geniş bir konu. Benim geliştirmek istediğim konu ise arazilerin verimini arttırmak. Ekilecek olan bitkinin o araziyle ne kadar uyumlu olup olmadığını ölçtürmek. Kullanılan makine, alet ne olursa olsun doğru kullanılmadığı sürece çok bir anlamı yok. Belli bölgelerde yetiştirilen bitkiler ise günümüzde sabit. Örneğin Tekirdağ bölgesinde arpa, buğday iken Şanlıurfa bölgesinde pamuk. Benim teorim bunun değişmesi gerektiği yönünde değil. Genel hava tahmini raporlarından arazinize hangi bitkinin uyumlu olup olmadığını çok rahatlıkla anlayabilirsiniz. Benim değiştirmek istediğim ise bitkinin yoğunluğu. Ayçiçeği gibi bazı bitkilerin çok fazla güneş ışığına ihtiyacı varken patates gibi diğer bitkilerin ise çok fazla güneş ışığına ihtiyacı yok. Dolayısıyla dikilme sıklıkları, ekim şekilleri ve suya olan ihtiyaçları farklı. Bunların dışında tarlanın bulunduğu konum da çok önemli. Yağmur bitki için çok önemli bir etken. Benim gözlemlediğim kadarıyla ise yağmur çok değişken. Yolun bulunduğum konumuna yağmur yağabilirken yolun karşısına ise hiç yağmur düşmediği durumları çok gözlemledim. Genel hava tahmini raporları ise burada biraz yanılıyor. Ben de bir tarım arazisindeki bu durumları ölçtürüp ekilecek olan bitkinin ne kadar yağmur ve güneş ışığına erişebileceğini ölçtürmek istiyorum. Ve bitkinin yoğunluğunu optimum olarak hesaplamak istiyorum. Bitkinin yoğunluğu optimumda tutulması verimi doğrudan etkiliyor. Haliyle çok daha az zamanda ve çok daha az işçilikle daha çok iş yapılmış oluyor. Evet, en önemli adım proje fikrimi belirledim. Benim fikrim bir geliştirme, iyileştirme üzerine. Dediğim gibi sizin fikriniz illa bir şeyi geliştirmesi veya iyileştirmesi gerekmiyor. Proje fikrinden sonra değinmek istediğim şey ise ekip. Yapmak istediğiniz projeyi bir ekiple mi yapacaksınız yoksa tek başınıza mı yapacaksınız? Buna karar vermelisiniz. Fakat fikir sizin diye, o ekibin lideri siz olacaksınız diye bir kural yok. Katıldığım birçok seminerde ekibin öneminden çokça bahsedildi. Sonuçta bir kişinin bir ürünü tasarlayıp üretebilmesi bir hayli zor. Aynı anda birden fazla sorunun çözülmesi de projeyi inanılmaz hızlandırıyor. Ancak bir proje üzerinde birden fazla kişinin uğraşması beklenmedik sonuçlara neden olabiliyor. Yaşanan zıt görüşleri bir kenara bırakırsam, kişi başı düşen sorumluluk azalsa da prototipleme sürecindeki ekip arkadaşlarınıza bir koşul veya ödenek sunmazsanız projeyi bazen yarıda bırakıp gitmek isteyebiliyorlar ya da yapılacak olan işleri sürekli erteleyebiliyorlar.
Bunun gibi daha birçok sorun ortaya çıkabiliyor. Ekibin öneminden bahsettim ama en önemli şey ekipte yer alacak kişiler. Ben yapmak istediğim projede yalnız çalışmayı seçtim. Nedenlerine şimdi değinmeyeceğim. Evet, projemize geri dönecek olursak sırada bu projede neleri kullanacağım var. Benim nelere ihtiyacım olduğu proje fikrimle beraber ortaya çıkmış oldu aslında. Ben sadece bunların yollarını seçeceğim. Bu proje için nem, sıcaklık, basınç gibi bazı değerleri ölçtürmek istiyorum. Bunları ölçtürmenin haliyle birden çok yolu var. Fakat ben otonom bir sistem yapmak istiyorum. Bu yüzden bir mikro denetleyici kullanacağım. Otonom olmasından dolayı da seçim alanlarım bir hayli daralıyor. Ben bu otonom sistemi yapabilmek için Arduino mikro denetleyicisini seçtim. Fakat Arduino Uno yerine boyut ve güç tüketimi avantajından dolayı Arduino Uno'yu kullanacağım. Başka bir seçeneğim ise elimde olduğu için Raspberry kullanmaktı. Diğer mikro denetleyici kartlarına fiyatları yüzünden yaklaşmadım bile. Ayrıca Arduino sayesinde daha önceki yaptığım projelerden gelen tecrübelerim ile kodlama ve donanım kısmında çok fazla vakit kaybetmemiş olacağım ki bu benim projemi istediğim süre içerisinde bitirebilmemi sağlayacak. Bu arada bu proje için tam bir ayım var. Bir ay yeterince uzun bir süre gibi gözükebilir fakat tasarımından kodlamasına ve devre şemasını tek bir kişinin yapacağını düşünürsek bir hayli kısa. Arduino kullanacağımdan dolayı seçtiğim komponentler ve sensörler haliyle Arduino ile uyumlu olmak zorunda. Bunları seçerken de ekstra dikkat ettim. Kullanacağım sensör ve komponent sayısı bir hayli fazla olduğu için şimdi bunları sıralamayacağım. Ancak proje videomun altında bunlara siz de ulaşabileceksiniz. Siz de hangi mikro denetleyici kullanmanız gerektiğini internette çok kısa bir araştırmayla öğrenebilirsiniz. Fakat Raspberry ile Arduino'yu kıyaslamam gerekirse bir noktada Raspberry hızı ve işlem kapasitesiyle Arduino'yu çok geride bıraksa da Arduino kodlama ve fiyat kısmında daha ulaşılabilir durumda. Ayrıca Pro Mini ve Nano gibi Arduino kartlarının Raspberry'ye oranla güç tüketimleri çok düşük. Gelelim parça temini kısmına. Ben parça teminini projeye başlamadan önce yapmak istiyorum. Bunun nedeni ise kargoda oluşan vakit kaybını engellemem. Eskiden kargo yerine Eminönü Karaköy taraflarındaki elektronikçilerden gidip kendim satın alıyordum. Fakat malum korona ve şimdiki fiyatlar internette daha ucuz. O yüzden internet şimdi daha sağlıklı. Arduino seçmemin diğer bir nedeni ise derleyici programına hakim olmam. Bu konuda bu projeyi yapabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum. Siz de bir mikro denetleyici kullanacaksanız bunu muhakkak göz önünde bulundurmalısınız. Yeni bir program mı öğreneceksiniz? Halihazırda bildiğiniz yazılım diliyle çözebilecek misiniz? Ya da dışarıdan destek alarak bir başkasına mı yaptıracaksınız? Bu sorulara bu aşamada karar vermelisiniz. Sırada devre şeması var ki daha üretim aşamasına gelmedik farkındaysanız. Devre şeması kullanmak istediğiniz mikro denetleyici, sensör, bağlantı komponentlerine bağlı olarak çok değişkenlik gösterebilir. Kullandığınız komponentler aynı olsa bile bağlantı portlarının yönünü değiştirmeniz devrenizin boyutunu doğrudan etkileyecektir. Ayrıca bir baskı devreye ihtiyacınız var mı yok mu burada karar vermelisiniz. Eğer bir baskı devreye ihtiyacınız varsa bunu nasıl çizebilirsiniz ve bu şemayı hangi yollarla üretebilirsiniz? Bu sorulara üretim aşamasından geçmeden karar vermelisiniz. Benim kendi kullanmak istediğim projede bir baskı devreye ihtiyacım olacak. Çizim kısmı kolay ve benim ihtiyaçlarımı karşılayabildiği için ben FreeDizing programını kullanacağım. Baskı devreyi ise asitle eriterek evde oluşturabileceğim. Baskı devre oluşturma işlemi çok uzun süren bir işlem değil, gözünüzü korkutmasın. İşçilik kısmı biraz uğraştırsa da kendi başınıza evde çok rahatlıkla üretebilirsiniz. Sırada üretim yöntemi var. Üretim yöntemi projenizde doğrudan orantılı. Yapmak istediğiniz prototipin size neleri sağlaması gerektiğine bağlı olarak üretim yönteminiz çok değişebilir. Mesela ısıya dayanıklı mı olmalı, su geçirmez mi olmalı? Bu biraz da sizin projenizle belirlenebilecek bir unsur. Ben prototipleme için 3 boyutlu yazıcı kullanacağım. 3 boyutlu yazıcı kullanmamın en önemli sebebi hız ve maliyet. Evinizde veya atölyenizde çok rahatlıkla kullanılabiliyor olmaları. Kimseye yapmak istediğiniz prototipin nasıl olacağını anlatmanıza gerek yok. Kendiniz tasarlayıp çok rahat üretebilirsiniz. Bu yüzden benim projem için 3D yazıcı iyi bir seçim. Fakat bu noktada da kullanacağınız sarf malzemesine dikkat etmeniz gerekiyor. 3 boyutlu yazıcıların kullandığı filamentler tahtadan demire, plastiğe kadar birçok farklı alanlarda olabiliyor. Ben plastik kullanacağım fakat PLA'ya göre daha sert olduğu için ve baskısı çok daha kolay olduğu için PLA Plus filament kullanacağım. Rengini ise sadece görünüş için karar vermeniz mümkün. Üretim şeklinde bir 3D yazıcıya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu 3D yazıcıdan çıktı alabilmeniz için haliyle 3 boyutlu bir çizime ihtiyacınız var. Devre şemasından ziyade benim en çok vakit harcadığım kısım ise tasarım. Fakat bu çizimi nasıl yapacağınıza karar vermelisiniz.
Dışarıdan destek mi alacaksınız? Kendiniz bir programda çizeceksiniz. Hangi programda çizeceksiniz? Bu sorulara karar verip gerekirse yeni bir program öğrenmelisiniz. Gerekirse de halihazırda bildiğiniz bir program üzerindeki hakimiyetinizi arttırmalısınız. Ben genellikle 3D çizimlerim için SolidWorks ve SketchUp kullanıyorum. İkisi de 3 boyutlu yazıcılardan çıktı almak için uygun programlar. Sadece SketchUp için bir eklentiye ihtiyacınız var. Bu iki program arasında da detay seviyesine bağlı olarak seçim yapıyorum. Daha yuvarlak hatlı çizimlerimde 3 boyutlu baskısı daha kullanılabilir olduğu için SolidWorks kullanırken, detayın çok olduğu ve hızlı çalışmak istediğim tasarımlarımda ise SketchUp kullanıyorum. Yapmak istediğim projedeki detay seviyesi de bir hayli fazla ve yuvarlak kenarları yok denecek kadar az. Bu yüzden SketchUp kullanmayı planlıyorum ve sonunda üretim. Fakat üretim kısmına bu videoda değinmeyi düşünmüyorum çünkü dikkat ettiğim hususlar bir hayli artıyor. Ayrıca geçen haftalarda yapmış olduğum projenin çekiliş sonuçlarını Instagram hesabımda açıkladım. Açıklama kısmındaki bağlantıdan siz de bu linke ulaşabilirsiniz. Yaptığım gelişmelerden çok daha hızlı haberdar olmak için de bu sayfayı takip edebilirsiniz. Yapmak istediğiniz proje fikirlerini ise yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Kim bilir, belki bir sonraki projem sizin fikriniz üzerinden gelişir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.